Merhabalar, ben Burcu Alkan. Bugün adet söktürücü egzersizler hakkında konuşacağız. Bu konu niye önemli? Çünkü kadınlarımızın birçoğu bu konuyla ilgili sorunlar yaşıyor. Genelde bununla ilgili doğum kontrol haplarından faydalanmaya çalışıyoruz ama onun da eksik kaldığı noktalar olursa bir tamamlayıcı metot ya da bazen tek başına bir metot olarak yogayı kullanıyoruz. Yogadaki duruşlar pelvik kasları kanlanması ve esnemesi için yardımcı olurken meditasyon ve nefes çalışmaları da bizim o kaygı ve endişe seviyemizi azaltmamızı sağlıyor. Bu konudaki hem bilimsel çalışmalar hem de biz yoga eğitmenlerinin tecrübelerine istinaden kesinlikle faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili size birkaç duruş önerisinde bulunacağım. Adet söktürücü egzersizlere başlamadan önce adet öncesi gerginlik sendromu ile ilgili egzersizlere de şuradan ulaşıp izleyebilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Şimdi ilk duruşumuzda kalça genişliğinde açık ayaklarımızın arası. Ellerimiz birbirine bakıyor, parmak uçları, dirsekler kıvrık. Kendi ritminizde bir sağdan, bir soldan, arkaya doğru sallanıyoruz. Burada istediğimiz, buradaki kasların önce biraz ısınması ve gevşemesi. Örneğin her sağa gittiğinizde sayın 2, 3, 4 gibi 10 tane yapmanız yeterli. Yavaşlayarak durduk. Elleri indirdik aşağı. Ayaklarımızın mesafesini bozmuyoruz. Şimdi karın kaslarını yoğun çalıştıracak ve içeriden orayı dürtecek bir harekete ihtiyacımız var. Squat yapıyoruz. Kolları karşıya gönderdik. Ben yan dönüyorum görmeniz için. Omuz başlarım aşağıda, sırtım dik. Mesafeden emin olmanız için dizlerinizin önünden ayak parmaklarınızı çok az görmeniz yeterli. Karnım sıkı. Çünkü orayı yoğun çalıştırmak istiyorum. Üst bacaklarım da çalışıyor. Buradaki bütün kaslar aktif şu anda. Burada 4 ya da 6 nefes durabilirsiniz, nasıl isterseniz. Sonra yavaşça doğruldum. Şimdi bir sonraki harekete geçiyorum. Bacaklarımızın arasını biraz daha açabiliriz rahat olmak için. Yavaşça çömeldik. Çömeldiğiniz zaman dizleriniz sizin yukarıda kalıyor olabilir. Önemli değil. O arka bacakların arka kasları ile ilgili bir şey. Zamanla tekrar ettikçe düzelecektir ama böyle de kalmanızda hiçbir sorun yok. İnebiliyorsa insin. Ayak parmaklarınızı biraz dışa doğru çevirebilirsiniz rahat etmek için. Avuç içlerimi ortada birleştirdim. Dirseklerimi dizime yasladım ve dışarı doğru ittirirken sırtımı iyice dikleştirdim. Ellerimin bu ittirmesiyle ortadaki kasların gerilmesini hisset. Aynı zamanda bu yumurtalık rahmin olduğu yeri de sıkıştırarak orayı yoğunca uyarıyoruz şu anda. Burada 4-6 nefes kaldıktan sonra ellerinden destek alarak doğrulabilirsin. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Bunda birazcık titreyebiliriz. Ellerimizi tam omuz başlarının altına koyduk. Ayaklarımı matın en gerisine uzattım, parmaklarım takılı. Şınav pozisyonu gibi. Burada duruyoruz. Karın sımsıkı, karnı iyice sık. Burada titreyebiliriz. Titre biraz, titre. Karnı sıkı tut, kalçayı sıkı tut. Kollar düz. Titre titre, dayan dayan birazcık. Karın kaslarını çalıştırıyoruz. Orayı iyice kanlanmasını sağlıyoruz ve uyarıyoruz. Şimdi 4 nefes tamamladıysan yavaşça koy dizlerini. Gel çocuk pozuna. Aç biraz dizlerin arasını ve dinlen. Tekrar kalktım. Bu sefer yüzüstü yere geldim. Ellerim tam omuz başlarının altında. Ayaklarımı düzelttim. Şimdi yavaşça göğsümü açıyorum. Burada kolları dümdüz yapmaya çalışmayın. Bu bir mini kobra. Böyle kalabilirim. Eğer bu sizi çok zorluyorsa dirsekleriniz yerde olabilir. Daha rahat. Avuç içlerim yerde. Göğsüm açık. Yine gördüğünüz gibi kasıklar yerde. Oradaki kasları uzatıyorum iyice yukarıya doğru. Şimdi burada da 4 nefes kaldıysan in yere. Önce bir dinlen. Kolları ileri doğru uzattın. Ayakların arasını biraz açtın. Ve hepsini birden aynı anda kaldır yukarıya. Çok yukarı kaldırmaya çalışma. Böyle kalman yeterli. Şu an yine kasık bölgesinin olduğu yeri ve karnı uyarıyorum. Orada yoğun bir baskı var. Oraya uyardıkça, oradaki kanlanmayı arttırdıkça içeride de hareketlenmeler başlayacak. Ve topla hepsini. Dinlen. Şimdi yine ellerimi omuz başlarımın altına koydum. Kaldırdım kendimi ve 4 ayak üzerine geldim.
Avuç içlerim tam omuz başlarının altında, dizlerim tam kalçanın altında. Bunu adet döneminde çok tavsiye ettiğim gibi hamile kadınlar için de çok öneriyorum. Çok güzel bir nefes çalışması aynı zamanda. Nefes alırken kalçayı ve başı iyice yukarı çıkardım, karnı düşürdüm. Nefes verirken göbek deliğime doğru baktım, iyice kan burumu çıkardım. Al nefes, yukarı baktım. Ve verirken göbek deliğime baktım, iyice kan burumu çıkardım. Ve al. Ver. Al. Ve ver. Bunu da size iyi gelen sayıda istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sonra oturdum yavaşça kalçamın üzerine ve dinlendim. Şimdi ayaklarımı yavaşça öne alıyorum. Ve burada kelebek pozuna geçiyorum. Ben sizin görmeniz için size döneyim. Şimdi ayak tabanlarımı birleştirdim, sırtım dik. Ellerimi kenetleyip ayakların altına sokarsam sırtımı daha kuvvetlendirmiş olurum. Tuttuktan sonra yavaş yavaş yine bacaklarımı hafif hafif esnetiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki kaslarla oraya kan pompalıyorum aslına bakarsanız ve bu pelvik kasların kendini serbest bırakması, rahatlaması için izin veriyorum. Eller arkada, bacaklar rahat. Şimdi burada ayaklarımızı yerden kaldıracağız ama kuyruk sokumunuz eğer rahat olmazsa yerde hemen yakınınızdan evdeki herhangi bir yastığa ulaşıp kalçanızın altına koyuyorsunuz. Tam üstüne oturmuyorum bakın. Kuyruk sokumun altına yerleştiriyorum. Yastığın ucuna oturdum. Ellerimi arkada yere koydum önce. Ayaklarımı yerden kaldırdım. Ellerimi de yerden kaldırabilirim. Rahat değilseniz kalsın eller. Ayakları tuttum yukarıda. Titreyebilirsiniz. Çünkü kasları çalıştırıyoruz. Hiç önemli değil. Alt karın kasları çalışıyor. Yine oraya uyarıyorum. Karın içeride. Ve kal böyle biraz. Elleri yerden kes. Titremen normal. Hiç sorun değil. Kalabildiğin kadar kal. Nefesini tutma. Ve sonra indir yavaşça. En güzel yere geldim. Yatıyorum sırt üstü. Dizlerimi karnıma doğru çektim. Sarıldım etrafından dizlerimi. Sağa sola sallayın kendinizi. Sonra diz kapaklarının üzerine koy ellerini. İttir ve çek. Burada bırak. Canın nasıl istiyor? İçinden nasıl geliyor? Çek, bırak. Dola. İyice salla kendini. İstersen ayaklarını birbirine tak. Ve kal biraz böyle. Şimdi sadece nefesine odaklan. Ve biraz böyle güzelce dinlen. Adet söktürücü egzersizler videomuzun şimdilik sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kadın Sağlığı TV YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Mutlaka yorumlarınızı, bu konuyla ilgili sorularınızı aşağıdaki yorumlar bölümüne yazın. Hepsine elimden geldiğince çabuk cevap vereceğim. Ayrıca Kadın Sağlığı TV Instagram hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Orada da kadına dair çok güncel bilgiler sürekli paylaşımda olacak. Teşekkürler.